bir paytda Toshkentda bitta narsa bor bo'lgan, yosh bolalar haqiqatan namozni ko'payib ketyapti. İmamlarga bo'ysunmaslik, masalan, azramlar saf ochiq bo'lsin, masjid tortiqlar boshlaydi. Aynan shu imomlar keskarsini aytib qilyapti, bo'lmasa bular raddiyalar, imom masalada jumalarda hamma joyda aytyapti. Keskari efekt kerakkanda, endi siz buni ko'p ko'rasiz, tahlilini qilasiz. Sabablar nima, qanaqa yo'l tutishga bular sal etapak ketirishi, oqibati nima bo'lishi mumkin. O'sha sabablar haligi sabablarga tayanadi. Abu Hanifadek zotni tanqid qila oladigan, ya'ni tanqid deganda qo'shtirnoq ichida. U tanqid emas u. Tanqid emas. Hozir men pul misolida sizga aytay. Cho'ntagimda deylik, bor yo'g'i 100 ming so'm pulim bor. Misol uchun. Men aytsamki, Elon Musk bekor qilibdi, belki biznesi yaxshi bilmas ekan. Elon Musk'ni bilasiz. O dünyada birinci nomorlik milyarderga aylandı. Tesla'nın sahibi. Solari City'nin sahibi. Bu Mars'ga raketi uçurayatken adam. Kuyaş energiyası bilen bütün dünyanı tamirlayman deyatken adam. Bütün dünyaya Wi-Fi'ni tekin qilib qo'yaman degan adam. Bu soatiga 1000 kilometr, 1,5 ming kilometr yuradigan poyiz ustida ishlayotgan odam. Cho'ntagimda 100 ming so'm pulim bor, biznesda Elon Musk'ni tanqid qilyapman men. Mening gapimni hech kim eshitmaydi. Sen kimsan deydi. Dunyoda bir narsa qilib qo'yganmisan? Hech narsa qilmaganman. Lekin u iqtisodiy jihatdan aytyapman. U dunyoni hozir hammasini o'ziga qaratyapti. Butun dunyoni. Bir yılda 10,000 ta raket uçuraman deyipti Mars'ke. 10,000 ta. Bitti raketasının narxı 5 milyon 6 milyon turadı, dollardı. Ula nima öyle yaptı? Raketi uçup borgandan keyin orkasında flakon bor. Qaytib tushadi deganlarsa. Bu ham katta pul turadı. Doim bu isrof bo'lardi. Tushadi, portlab ketadi, maydalanib ketadi. Shuni qaytarib sog'lom holda ushlashlikni planlarını qilayotgan odamlar. Yaqinda bitta urunish qildi, portlab ketdi. Ushlagani yo'q, lekin urunish qilyapti. Bu yoqdan vertolyotni uchirib, uni nima bilandir ushlab olish rejimi. Xullas ilmiy harakat qilishyapti bular. Men o'sha haqida iqtisodiy strukturada Elon Musk'a aql o'rgatsam, tanqid qilsam, tanqid deyiladimi? Tanqid deyilmaydi uni. Abu Hanifani tanqid qilayotganlarning gapi shunga o'xshaydi. Tanqid emas u. Tanqid emas u. Haba amman sura. Chang to'zon bularning gapi. Lekin bu nima qoldiryapti meros? Mana shu urunish, mana shu harakat yosh bolalarni imomlarni bir tiyinga olmaslik tabiatini qoldiryapti. Abu Hanifadek zotga bemalol bunaqa gapni gapira olgandan keyin uni gapiga quloq solgan odam imomni bir tiyinga olmayapti. Lekin o'ziga qiyin qiladi. Vaholanki o'sha imom o'sha bir tiyinga olmayotgan bolani otasi bilan onasini nikohlagan. O'zini nikohlagan shu. Xunuk vaziyat. Imomlarga bo'ysunmaslik, ya'ni imom uni menimcha dehqonchilik teplitsada bola ishlatmayapti. Menga yordam ber demayapti, bir tiyin puling kerak emas deyapti, lekin masjidga kelganda janjal qilma. Masjidni qoidasi bor, usuli bor. Bu ummatni ixtilofga tushurma deyapti. Bo'ldi, tushurmasin. İmamga namazda ergashyaptimi? Qolgan jamiyatda diniga zid bo'lmagan narsada ergashsin. Lekin o'sha tabiat shu, o'sha yoshlarni shunaqa qilib ichimizda mina qilib tayyorlashlik struktura bu, sistema. Bilib bilmasdan aralashib qolishlikning sababi shu. Nafrat ustiga quriladi darslar, nafrat ustiga. O'zbekistondagilar saroy mulla tashqarida ularni ichidagilar haqni gapiradi. Agar ularni ichidagilar qaysidir davlatda muftiy bo'lsa, u uzrlik u majburda xotir shu o'zini tarafgash bo'lgani uchun. Ular majburda endi lekin xolis odam deydi. Ha, ularga muxolif emas, ularni gapiga quloq solmaydigan odam bo'lsa saroy mulla bo'lib qoladi. Qarang samimiyat ahvolini. U saroy mulla bo'lib qolar ekanmiz, ular hech saroy mulla bo'lmaydi. Hali yana hali gapni ham ko'p aytdim. Abu Hanifa bu masalada
kütsüz. Şafii bu meselede kütsüz. Hanbali bu meselede kütsüz. Maliki bu meselede kütsüz. Deydi de, özü hiç kaçan kütsüz bu miydi goya? Bu daim kütsüzlüğü bulu uğradı. Özü her daim kayıstır mezhep kütsüz bulu uğradı bunge. Nasamimilik. Bana şu akıbette bunu yaptı. Şimdi onlar bilen kanaka işleştiğimiz gereği. Yani kandayı muamele kılıştığımız gereği. Samimiyeti yok atmasligimiz gereği. Bolanı halattan kep çıkıp, ailesi şaraitten kep çıkıp, haberdar buluşumuz gereği. Ortaya divar koymasligimiz gereği. Köprük kurnatışımız gereği. Kesin. Açık buluşumuz gereği. Dini senzuradan çıkışımız gereği. Korkmasdan ayçışımız gereği. Dini meselelerde biz mesulümüz. Yani bu degeni mecburiyet manası da, mesuliyet manası da, kana kadar fazilet manasına etmeyip ben. Fazilet var. Ulamalarga berilgen fazilet başka gibi berilmeydi. O anık. Lekin din meselesi de sizden, uşa cahide imam bulup, baş buluşlikini Allah Ta'ala layık gördü mü? Ha? Demek uşa orunda ular bilen alakanı bağlaş gerek. Düşündürüş gerek. Oğlum, ukem, braderim, bu meselede, hop, sen etken yapın, hem kılaylık. Bana yapın, yapın, yapın. Bana şahsi manfaat yok, görüp durup sen. Şu ümmetle birliği uçun. Et yapın. Sen şu birlikte kısa kuysan, sevap olasın. Eğer zıt kısan, bana bu, bana bu, bana bu, bana bu asaslarına göre. İslam'a zarar yetkazasın. Ailenge zarar yetkazasın. Ben hatırcam sana eğitemem. Sen eğer başına bir musibet tutsa, seni kuzgayetkenler seni halinden haber almaydı. Yani ben olamam haber. Bunu yap demez, amelde hem kılış gereği, haber oluş gereği bunlardan. Yani samimiyleş gereği, onların da çakırış gereği. Hazret Usta da yeterdiler, Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Rahimahullah. Bundan keyin cemaatler kete uğradı şuna kadar. Hak yoluna ötkenler yutuğumuz. Batılda kitkenlerine imkaniyetimiz yok. Onların içi kırı barıp, yok. Bizki kegelleri yutuğumuz. Kere yaptı mı, yapı izdi. Yüzden birini alı yaptı mı, yüzden ikincisini yem örgütüş gerek. Onlarını koyu varsayız, onlarına nefret urgunu satsak, onlarını biz itersek, çekege çıkarsak, onlarını baradığın cahaya anık. Anık, onlarına barıp koşuladı. Ve özümüzün içimizden, özümüzge düşman yasal bir işe. George kelip bizi atmaydı. Ivan kelip bizi atmaydı. Biz ne işi? Yusuf Davran namı bilen, Abdullah Zufar namı bilen, yok ki özümüzün Müslümanların namı bilen adamlarını düşman kılıçadı. Bu ağır stratejiye bunu aldığını alışımız gerekiyor.